Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle 6. sınıf 2. dönem 2. İngilizce yazılı örneğiyle beraberiz. Peki, bakalım şimdi A bölümüyle başlıyoruz. A bölümünde eşleştirme var. Match the correct words with the pictures. Evet, doğru kelimeler ve resimleri eşleştireceğiz şimdi. Önce bakalım kelimelerimize. Magnifier, büyüteç, painting, tablo, footprints, burada R harfi eksik yazılmış. Footprints, ayak izleri, necklace, kolye, burglar, hırsız, break into, zorla bir yere girmek demekti. Peki şimdi birinci resmimize baktığımız zaman, evet birinci resimde ne var? Tabii ki bir hırsız var. Yani ne diyeceğiz buraya? Burglar diyeceğiz. Evet. İkinci resmimizde ne var? İkinci resmimizde bir kolye var. Kolye neydi? Necklace diyorduk. Necklace. Evet. Üçüncü resmimiz büyüteç, yani magnifier. Magnifier. Dördüncü resimde baktığımız zaman, evet, kilitli kapılar var burada. Kilitli bir kapı var. Evet, birisi zorla içeri girmeye çalışıyor. Ne diyeceğiz? Break into. Break into. Diğer resmimizde iki tane ayak izimiz var. Evet, doğru bir şekilde yazalım. Foot prints diyeceğiz arkadaşlar. Evet, son resmimizde de bir tablomuz var. Mona Lisa'nın tablosu var hatta. Evet, neydi tablo? Painting. Güzel. B bölümünde arkadaşlar yine A bölümünde olduğu gibi evet, doğru kelimelerle doğru resimleri eşleştirmemiz gerekiyor. Evet, şimdi kutucuk içindeki ifadelere önce bir bakalım. Put your rubbish in a bag. Çöplerinizi bir poşet içine alın, almak. Evet, ikincisi go hiking, yürüyüşe çıkmak, doğa yürüyüşü yapmak. Eat sandwiches, sandviçleri yemek. Hang up swings, salıncakta sallanmak. Clean up, temizlemek, toparlamak, derlemek. Go bird watching, evet kuş bakışı izlemek. Throw rubbish around, çöpleri etrafa atmak. Make a fire, ateş yakmak. Take photographs, fotoğraf çekmek. Birinci resmimize bakalım şimdi. Birinci resmimizde ne yapıyor bunlar, bu arkadaşlar? Evet, çöpleri poşete koyuyorlar. Yani birinci resmimizin altına bir yazıyorum. Evet, birinci ifadeyi yazmış olduk. İkinci de yine piknik alanında sandviç yiyorlar galiba. Evet, eat sandwiches diyeceğiz. Buraya da 3 dedik. Üçüncü fotoğrafımızda fotoğraf çeken birisi var. Evet, take photographs. Fotoğraf çekmek. Buraya da 9 dedik. Şimdi dördüncü fotoğrafta yürüyen bir kız var. Yalnız elindeki çöpü yere atmış sanırım. Ne diyeceğiz buna da? Throw rubbish around. Yani 7 dedik. Diğer resmimize geçtiğimiz zaman, evet piknik yapılmış ve şu an etraf toparlanıyor. Etrafı toplayan birisi var, temizleyen birisi var. Buna da ne diyeceğiz? Clean up. Temizlemek, toparlamak anlamına geliyordu. Diğer resmimize geçtik. Diğer resmimizde evet kuş bakışı izlemek, kuş bakışı görmek. Buna da ne diyeceğiz? 6 diyelim. 7'de bir ateş yakılmış ve üzerinde bir şeyler pişiriliyor. Make a fire diyeceğiz. Evet 8. Diğer resmimizde de iki kişi yürüyüşe çıkmış, doğa yürüyüşüne çıkmış. Yani go hiking. Buraya da 2 dedik. Son resmimizde de salıncakta sallanan birisi var. Yani hang up swings. Evet, buna da 4, 4 dedik. Şimdi diğer bölümümüze geçebiliriz. C bölümüne geçtiğimizde arkadaşlar choose the correct job. Evet, açıklaması verilen mesleği doğru bir şekilde bulmamız gerekiyor. Peki birinci açıklamamıza bakalım. I can teach you new things. Sana yeni bir şeyler öğretebilirim. Bize kim yeni bir şeyler öğretebilir? Bakalım. A'da dentist var, dişçi. Hayır.
Tailor terzi, bu da değil. Evet, nurse hemşire. Evet, doğru cevabımız ne olmalı arkadaşlar? Teacher yani öğretmen. İkinci açıklamamıza gelelim. I can draw plans of buildings, houses. Evlerin, binaların planlarını çizebilirim. Kim evlerin ve binaların planlarını çizebilir? Bakalım. Mekanik, tamirci değil. Dentist, dişçi demiştik değil. Secretary, sekreter değil. Evet, architect yani mimar çizebilir. Üçüncüye geçtik. I can repair and mend cars. Arabaları tamir edebilirim. Arabaları kimler tamir eder? Engineer, mühendis değil. Policeman, polis değil. Mekanik, tamirci. Evet, lawyer, avukat değil. Dördüncü ifademize bakalım. I can look after ill people. Hasta insanlarla ilgilenebilirim. Bakalım şıklarımıza. Doctor, evet A şıkkı doğru. Diğerlerine de bakalım. Pilot, pilot, veteriner, artist, ressam. Evet, doğru cevabımız doctor, doktor olmalı. Beşinci mesleğimize geldik. I can cut and dye hair. Saçını kesebilirim ve boyayabilirim. Painter değil. Hairdresser, evet kuaför. Cook, aşçı, farmer, çiftçi değil. Bu bölümünü de bu şekilde bitirdik. D bölümüne geçtik. D bölümünde de yine bir eşleştirme var. Uygun ifadeleri birbirleriyle eşleştireceğiz. Şimdi önce soru cümlelerimize bakalım. Soru cümlelerine karşılık gelen uygun cevapları bulmaya çalışalım. When did you become a teacher? Ne zaman bir öğretmen oldunuz diye sormuş. Bakalım cevap olarak zaman belirtmesi gereken bir ifade bulmamız lazım. In 2008, 2008'de öğretmen oldum. Yani 1 ile C'yi eşleştirdik. İkinci sorumuza geçelim. Where were you yesterday? Dün neredeydin? Evet, past tense'e ait bir cümle. Cevabımız o zaman ne olmalı? Tabii ki past formda olmalı. I was at the cafe. Evet, kafedeydim. Yani 2 ile de E'yi eşleştirmiş olduk. Did you see the thief? Hırsızı gördün mü? Did ile sorulmuş bir soru cümlesi. Bunun cevabı yes I did de olabilir, no I didn't de olabilir. Bakalım burada hangisi var? Yes I did ifadesi var. O zaman üçüncü cümleyle de B'yi eşleştirmiş olduk. Dördüncü cümlemiz, dördüncü sorumuza geldik. What do you do? Veya what is your job? İşiniz nedir, mesleğiniz nedir? İkisi de aynı anlama gelmekte. Bakalım burada mesleğiniz nedir sorusuna en uygun cevap tabii ki I am a musician. Ben bir müzisyenim. Yani dördüncü soruyla da A'yı eşleştirdik. Bu da gitti. Son sorumuz What did the detective find? Dedektif ne buldu? Some fingerprints, birkaç tane parmak izi buldu. Evet, 5 ile de D'yi eşleştirmiş olduk. Şimdi gelelim E bölümüne. E bölümüne gelelim. E bölümünde doğru seçenekleri seçeceğiz. Choose the correct option. Peki birinci ifadeyle başlayalım. Sayısının doğru okunuşu hangi seçenekte verilmiştir? Önce sayımızı Türkçe okuyalım. 56.250 diyeceğiz. Peki birinci A'ya bakalım. 15.6 demiş. 15.15 demek olmadı. Gitti. Evet, 56.000 buraya kadar doğru. 25 da 25 demek olmadı. 15.6 böyle bir ifade olmaz. Evet, 56.000. Evet, 56.000. 250. Evet, 250 doğru cevabımız Denizli olmalı. İkinci cümlemize, ikinci ifademize geldik. Mr. Brown, what is your job? Mesleğin nedir diye sormuş. Tim ne cevap vermiş? I am a computer programmer. Ben bir bilgisayar programcısıyım. Mr. Brown bir soru daha sormuş. Evet, Tim bu soruya karşılık in 2011 diye cevap vermiş. Burada bir zaman sorulmuş demek ki. O zaman doğru şıkkımız ne olabilir? Tabii ki B şıkkı. Yani when did you become a computer programmer? Ne zaman bir bilgisayar programcısı oldun diye sorması gerekiyordu. Üçüncü
ifadede bir resim var. Evet, musluktan akan bir su var. We should, ne yapmalıyız bu resme bakarak? Evet, tabii ki musluğu kapatmalıyız. Yani turn off the tap. Musluğu kapatmalıyız. Güzel. Dördüncü cümlemizde do you start and stop work? Şimdi cevap olarak baktığımız zaman I start work at 9 a.m. and stop at 6 p.m. Burada saat kaçta başladığını ve saat kaçta bitirdiğini belirtmiş. O zaman bu sorunun ne olması gerekir? Saat kaçta başlarsın ve kaçta bitirirsin işini demesi gerekiyor. O zaman uygun soru kelimesi ne olmalı? What time olmalı tabii ki. Beşinciye geldik. Hangisi yanlış eşleştirilmiştir? Resimdeki meslekle yazılan mesleği karşılaştıralım bakalım. A'da ne var? Evet, bir dedektif var. Dedektif görüyoruz. A şıkkı doğru. B'ye baktığımız zaman burglar, hırsız. Bu da doğru. C'de footprint, ayak izi. C'de ayak izi yok. Ne var arkadaşlar? Magnifier, yani büyüteç demeliydi. O zaman C yanlış olmuş. D'ye de bakalım. Fingerprint, parmak izi doğru olmuş. Peki, şimdi diğer sorularımıza geçelim. Altıncı sorudayız. Evet, resme baktığımız zaman bir dikiş makinesi var. Evet, bir ceket dikmiş. Evet, Ahmet what is your job diye sormuş. Ali I am a ne demesi gerekiyor? Tabii ki terzi, I am a tailor demesi gerekiyor. Yedinci sorumuzda 1942 yılının okunuşu hangisidir? Şimdi bu şekilde verilen tarihleri kısaca evet, ilk ikisini ve son ikisini okuyabilirsiniz. Yani 1942 dememiz gerekiyor. Doğru cevabımız Denizli olmalı. 8'e bakalım. What does this sign mean? Evet, bu sembol, bu işaret ne anlama geliyor? Tabii ki gayet kolay. Resimde görüldüğü gibi don't make fire. Ateş yakmayın. Ateş yakmak yasaktır. 9'a geldiğimiz zaman yine bir resim var. Bu resim ne anlama geliyor? Geri dönüşüm anlamına geliyor. We should recycle, geri dönüşüm recycle demekti. We should recycle materials, maddeleri geri dönüştürmeliyiz. Son ifademize geldik. Bu ifade aşağıdakilerin hangisiyle tamamlanamaz? We should to protect the environment, çevreyi korumak için yapmalıyız. Ne yapmalıyız? Recycle materials, doğru. Geri dönüşüm maddeleri, materyalleri geri dönüştürmeliyiz. Doğru. Use public transportation, toplu taşıma araçlarını kullanmalıyız çevreyi korumak için. Bu da doğru. Evet, use less water, daha az su kullanmalıyız. Bu da doğru tabii ki. Cut down trees, ağaçları kesmeliyiz. Bu tamamıyla, bütünüyle yanlış bir ifade. Çevreyi bu şekilde koruyamayız. Peki şimdi gelelim F bölümüne. F bölümünde de İngilizcesi verilen sayıları yan tarafına yazacağız. Peki birinciyle başlayalım. 8000, yani 8000, 200, 200 and 44, 44. 8000, 244 yazalım. 8000, 244. İkinci sayımıza bakalım. 600, 600 and 83. 600, ne yazacağız? 683 tabii ki. 15,000, 15,000, 700, 700 and 23, 23. 15,000, 700, 23. Güzel. 217, 200, 217, 92,000, yani 92,000, 100, 100 and 68. Önce 92,000'i yazalım. Şöyle 92,000, 100, 100. 68, 68, 92,168. Evet, geldik son bölümümüze. Şimdi boşlukları fill in the blanks
boşlukları doldurun. With should or shouldn't. Boşlukları should veya shouldn't'la dolduracağız. Evet, meli, malı anlamına geliyor. Shouldn't da olumsuzu. Peki A'daki ifadeye bakalım. We save energy. Enerjiyi korumalıyız. Evet, tabii ki korumalıyız. Ne yazacağız buraya? We should tabii ki. İkinci ifadede we waste water. Suyu boşa harcamamalıyız tabii ki de. Shouldn't. We shouldn't waste water. We unplug electrical devices when we don't use them. Evet, fişi prizden çekmeliyiz. Ne zaman? Elektrikli aletleri, elektrikli araçları kullanmadığımız zaman fişlerini prizden çekmeliyiz tabii ki. Yani should, we should. We stop cutting trees. Ağaçları kesmeyi bırakmalıyız tabii ki. We should stop cutting trees. We pollute air and water. Evet, havayı ve suyu ne yapmamalıyız? Kirletmemeliyiz. We shouldn't pollute. Evet, yazılımımızı bitirdik arkadaşlar. Ben şimdiden hepinize başarılar diliyorum. Umarım güzel güzel notlarınızı alırsınız. Hoşça kalın.